Merhaba arkadaşlar. Tense serimizin son tensi The Future Perfect Continuous Tense. Bir hayli kelime kalabalığı var gördüğünüz gibi. Hem future, hem perfect, hem continuous. Evet, future dendiği zaman will geliyordu akla. Perfect dendiği zaman have, has, had vardı. Continuous da be'nin uygun şekli ve fiilin sonuna ing geliyordu. Bakalım nasıl oluşturuyoruz? I, he, she, it, we, you, they bütün şahıslarla will. Daha sonrasında perfect'in have'i. Sonra be'nin uygun şekli been. Yani be'nin üçün şekli. Saving derken de verb ing. Bakın, I will have been saving for 3 years. 3 yıldır biriktirmekte olacağım para. Biriktirmekte olacağım gibi. Soru yaparken, olumsuz yaparken not geliyordu. Will'den sonra her zaman olduğu gibi söylemeye gerek duymadım. Will he have been saving for long? Uzun süredir mi biriktirmekte? Yine kısa cevaplarda yes he will, no he won't. Evet arkadaşlar, hemen kullanımın genel kaidelerine bakalım. The future perfect continuous tense is a complicated tense. Yani biraz karmaşık bir zaman. Durative verbs in this tense involve a beginning, a period of time and an end point. Evet, burada fiillerde bir başlangıç, bir süreç ve bir de bitim gerekiyor. They relate to another time in the future. Gelecekte başka bir zamanla da bağlantısı var. Ne demek istediğine bir bakalım. They will have been working for 3 hours at that time. İşte o anda, o zamanda ki gelecekte for 3 hours daha önce başlayan 3 saat kadar devam etmekte olan bir eylem. Nedir o? Working. They will have been working. Çalışmakta olacaklar. For 3 hours. 3 saat süreyle. At that time. İşte o zaman. O zaman şu zaman çizgisi üzerindeki bir nokta. 3 saattir çalışmakta olacak, gelecekte başlayacak olan bir eylemin bu noktada 3 saati doldurmuş ve halen de devam ettiğini anlamamız gerekiyor. Örnekleri biraz daha özelleştirelim, daha çok akılda kalıcı şekilde olsun. The future perfect continuous tense emphasizes the duration of an action up to a certain time in the future. Gelecekte belli bir zamana kadar bir eylemin sürecini vurgular. Geçtiği süresini, yapılma süresini vurgular. He will have been working here as a security guard for 10 years by the end of next week. İşte önümüzdeki hafta sonu itibariyle, hafta sonuna kadar, hafta sonu itibariyle 10 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olacak. Halen çalışmayı sürdürecek. Göreve başlamasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak ve ne zaman? By the end of next week, gelecek hafta sonu itibariyle. He will have been playing computer games for 4 hours by the time you come home. Sen eve geldiğinde, ki geldiğin saat belli, saat diyelim ki 6'da geliyorsun. Bu arkadaş da 4'te başladı ve 4 saat düzeltiyorum, 2'de başladı. 4 saat süreyle bilgisayar oyunları oynamakta olacak. Sen geldiğin zaman da bırakacak bir tipe benzemiyor. Gözlüklere bakın. Fazla bilgisayar oynayan ve kendini kaptırmış çocuklardan biri. Burada ne var? Olay devam etmekte. Ne zaman devam etmekte? Gelecekte, sürmekte. Ne kadar süreyle? 4 saat. Nereye kadar 4 saat olmuş olacak? Siz eve, sen eve geldiğin zamana kadar. By the time, until, before gibi ifadeleri time expression olarak görüyoruz bu tense'de. By next June. Yine bir bitim bildiren by next June. By the time'dan sonra ise bir present simple geliyor. By the time he comes. O gelinceye kadar. Until he comes. Aynı şekilde. Before he comes. He will have been working as a doctor for 18 years by the time he returns to Turkey. Evet, o Türkiye'ye dönünceye kadar 18 yıl doktor olarak çalışmakta olacak. Bakıyoruz.
By the time he moves to Turkey for 18 years, he will have worked as a teacher for 8 years, as a doctor for 18 years. 18 yıldır çalışmakta olacak. İster doktor deyin, ister teacher deyin. Ama geçen 18 yıllık süre ve Türkiye'ye taşındıktan sonra da aynı mesleği sürdüreceği anlamına geliyor. Pronunciation and intonation. She will have been working in the kitchen by the time he comes home. She won't have been working in the kitchen by the time he comes home. Will she have been working in the kitchen by the time he comes home? How long will she have been working in the kitchen? How long will she have been working in the kitchen? Falling intonation. Oysa her zaman yaptığımız gibi yes no sorularında ise rising intonation. Evet arkadaşlar, her ne kadar ismi uzun kelimelerden olsa, çok kelimeden oluşsa da bu tensimiz kısa bir tensti. Teşekkürler, başarılar diliyorum.